şampiyon unvanı ile gitmiştik. Yine bir başka şampiyon olarak geri döndük, yine Avrupa Şampiyonası. Tabii hala benim gözlerimin önünde, pandemi sürecinin de göz önünde bulundurduğumuz zaman, uzun zamandır havaalanında böyle bir kalabalık, böyle bir coşkulu karşılama yoktu. O anlarda tabii sıcağı sıcağına belki tam olarak gerçeğin farkına varamıyoruz. Şu an geriye dönüp baktığınızda o anları nasıl açıklarsınız hocam? Öncelikle oraya şampiyon olarak gitmek, şampiyon olarak dönmenin benim üzerimde çok büyük bir etkisi vardı. Stresi vardı. Allah'ımıza şükürler olsun, şampiyon olarak gittik, takım halinde şampiyon olarak döndük. Ve oyunu force eden, oyunu oynayan, takım oyunu oynayan, futbolun gereksimi olan, birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge geçiş oyunlarını çok iyi oynayan ve istediğimiz dakikada topa sahip olma ve istediğimiz dakikada saniyelerde topu rakipten alma, bu beni çok mutlu etti. Özellikle Türk milletine armağan olsun bu şampiyonluk. Bir anlam önemi de vardı, biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk gitmeden önce. Önce ben hoca olarak hep şunu söylemiştim mikrofonlara. Biz şampiyon olarak önce. Çünkü benim inanmam lazım ki çocukların da bize karşı olan inancı, güveni kırılmasın diye. Öyle oldu. Ama coşkulu bir taraftar grubu bizi yeni havalanımızda, dünyada sayılı havalanlar arasında coşkulu bir şekilde çiçeklerle, sloganlarla karşılaması 2022'nin işaretleriydi. Çocuklar çok motive oldu, çok mutlu oldu. Bir anda çocuklara sosyal medyadan destek ve basının, ülkemizin değerli basın mensuplarının bir anda bir çocuğa 30 tane 35 tane mikrofon uzatılması hayalini kurduğum projeler arasındaydı. Bu da gerçekleşti. Ve çocuklar havalanın kapısından dış hatlardan çıkış yaptığında bu ülke sizinle gurur duyuyor. Aslında biz de bu ülkenin bir nebze olsa sevindirdiysek, hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diye ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm cümlesi oradan çıkıyor. Ve çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Geldiğimiz günden beri tebrikler, davetler, ailemizden yola çıkarak çok apayrı bir duygu, apayrı bir heyecan. Hocam, aklımda yanlış kalmadıysa rakip filelere gönderilen 36 gol ve kalemizde gördüğümüz sadece 2 gol. Evet. Bu nasıl bir istatistiktir hocam? Hem bunu sormak istiyorum hem de şimdi biraz önce bahsettiniz. 2022 için de tabii ki çok önemli ev sahipliği hazırlıklarımız var. Bununla alakalı da görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Öncelikle istatistikleri şöyle değerlendirdim. Biliyorsunuz ben futbolcuydum. Takım kaptanıydım. Takımın abisiydim. 12 yıldır takımın içerisinde. Devamlı kafamda oynamak istediğim bir oyun sistemi vardı. Ama ben sporcuydum. İşimi yapmam zorundaydım. Hocam ne derse tamam hocam derdim. Ama fikrimi hocamla paylaşırdım. Hoca olduktan sonra sistem oyununu çok seviyorum. Yani rakibi analiz etmek, evet, bizim işimiz. Rakibin üzerinde önemli futbolcularını önlem almak benim işim. Ama şunu çocuklarıma söyledim. Yiğitler, aslanlar, biz göreve geldiğimiz ilk gün itibari, 2009 30 Ağustos itibari bir sistem var. Bu sistemi oynayacağız. Rakibe göre A'yı oynayacağız, rakibe göre B'yi oynayacağız, rakibe göre C'yi oynayacağız. Ama asla ve asla topu rakibe verip de rakibi yormayacağız. Bir yorulan biz olacağız. Nefesimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Eğer bitiş düdüğüyle beraber bana kadar sevinecek nefesiniz kalmasın. Hangi maç olursa olsun. Ve istatistiklerde de bu çıktı. Takımda hep istediğim takım halinde, şatılgan testinde olsun, dayanıklı ve devamlılık, vücut kilo, endeks, yağ oranı olsun, her şey, işte olmayan vücudunun ölçümleri falan, sağ olsun doktorlarından falan aldım. Ve takım çok fit durumdaydı. Rakibi de top göstermedi. 2 tane gol yedik. 36 tane gol attık. Ama bu istatistiğin de üstüne çıkabilirdik. Benim bir de takımı gençleştirmem lazım. Yani günü kurtarma değil, geleceğe de yatırım yapmam lazımdı. 3-4 tane de yeni, ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen arkadaşlarımız vardı. 2022 için neler söyleyeceksiniz? Bir de hocam, tabii biz futbolcular tarafından bahsediyoruz. İşin bir de teknik heyeti var. Erhan Hoca her konuda da bize her zaman yardımcı olur. Onun da profesyonel bir geçmişinin olmasının takıma nasıl artıları oluyor? Az önce zaten söylemiştim. Amatör ruhla profesyonel bir oluşumun içerisine girdik. Bizim daha önce profesyonel oynamamız, işte Erhan Hoca kardeşimin
kaleci antrenörü olarak profesyonel takımlardan gelip de kalecilerin çok iyi yetiştirmesi ve takıma katmış olduğu enerjiyle beraber bu her zaman bir teknik direktörün elini güçlendirir. Takımda ne kadar pozitif ve olumlu düşünce varsa bu takıma yansıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir kez daha tebrik ederiz. 2'de 2 Ampute Futbol Türkiye'den sorulur diye sloganı bitirelim isterim. Tabii ki inşallah 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Sizlerin desteği çok önemli. Her bir röportajımız bir engelliye spor yaptırmak. 22 branşımız var. 2022 Dünya Kupası'nı aldıktan sonra söz sahibi biziz. 2 Avrupa, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve devamında artık bu ülke dünya birinciliğini hak ediyor. Ve o jenerasyonda elimizde var. İnşallah 2022 Ekim ayında ev sahipliği yapacağımız 32 ülke arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak çıktıysak şampiyon olarak bitireceğiz. Avrupa Şampiyonası bitmiştir. Bu saatten sonra 2022 Dünya Kupası konuşulması lazım. Bizim camiamızda, futbolcularımızda ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.